Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu, en son orada görülmüş. İtü'lü Hamit Egemen bir süre önce sırra kadem bastı. Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım çağrısı yaptı. Ancak bugün acı haber alındı. Ormanlık alanda talihsiz gencin cesedine ulaşıldı. Ekipler sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Müge Anlı'da aranan genç adam ölü bulundu. İstanbul Sarıyer'de 6 gün önce Bahçeköy'de kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Yemen'in cansız bedeni Fatih Ormanları'nda bulundu. Sarıyer Bahçeköy'deki KYK yurdunda kalan İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalırken 6 gün önce çıktı ve ortadan kayboldu. Ailesi ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp başarılı gazeteciden destek istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ise Hamit Egemen'in 6 gün önce kaldığı Bahçeköy'deki yurttan saat 14.00 sıralarında sırt çantası ile çıkarak Belgrad Ormanı'na hızla girdiği tespit edildi. Yapılan aramalar sonucunda bir izine rastlanılmayan Hamit Egemen'in dün öğle saatlerine doğru AFAD ekipleri, kayıp şahıslar büro amirliğine bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte yapılan detaylı arama sonucu ormanlık alanda cesedi bulundu. Hamit Egemen, Çorum'da Hitit Tıp Fakültesi'nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümüne geçme kararı aldı. Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Hamit Egemen aniden ortadan kayboldu. En son 1 Nisan cuma günü İstanbul'da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan Egemen'e bir daha ulaşılamamıştı. Yurt kameralarından yanında çantasıyla dışarı çıktığı görülen Egemen'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtilmişti. Babası Hamit'in cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söylemişti. Annesi ise 6 ila 7 gün öncesine kadar çok mutluydu. Doğum günüydü, mesajlaştı. İstanbul'a alışmıştı. Her şey yolundaydı şeklinde beyanda bulunmuştu. Öte yandan İstanbul'da bulunan dayısı da Hamit'in bazen dayıma gidiyorum diyerek izin alıp geldiğini ancak bu çıkışında yurt yönetimine böyle bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle akşam dönme umuduyla yurttan çıktığına inandığını söylemişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.